Eren'in dünyasına hoş geldiniz arkadaşlar. Bir süredir hastaydım. Yeni bölümü çekemedim. Bu arada ben hastayken yeni sezon başladı bu oyunda. Şu anda dördüncü sıradayım. Dördüncü ligdeyim. Hangi ligdi bu? Platin'de 4'teyim. Sezon bitmeden önce Platin 3'teydim. O yüzden geri düştüm 4'e. Çok büyük bir kayıp olmadı. Sadece bir lig. Bir bakıma sevindim açıkçası ligin böyle düşmesine. Yani yeniden başlamasına. Çünkü zaten yani son günlerindeymişim ben. Yani nereye çıksam da zaten yine düşecektim buralara. Bakalım yine bir maç yapacağız. ADC olmak istiyorum. Jungle da olabilirim. Tank da olabilirim. Çok AP isteğim yok açıkçası ama bakalım. Önce bir seçsin nerede. Niye böyle erkek şeyi varsa gölgesi. Aynen şu an bakalım ne seçeceğiz. Ben sona kalanlardan seçeceğim. Hani biraz ya da şu adamı seçeceğim ya. Bir süredir oynamak istiyorum. Ne alsam sadece. ADC alacağım. ADC yapacağım bu adamı. Şöyle koyacağım. Sanırım ekran en iyi burada. Şunu değiştirelim. En son ben bir şuradan seçelim. %50'lerden en çok kazananlardan. Şu iyiymiş. Şunu alalım. Güzel. 13 oyun oynamışım. %53'lük bir win yüzdem var. %53 çok iyi değil. Çok kötü değil ama bence fena da değil. Son birkaç oyunda biraz denemelik oynadım. Hem normal oyunda oynadım hem bu ranking'de oynadım ve biraz kaybettim açıkçası. Oynaması biraz zor bir hero. Şeyden dolayı hani böyle kaçma efekti var, şuyu var, bu var, stun'ı yok, slow'u yok. Kaçması çok fazla kaçmalık değil, yakalaması çok fazla yakalamalık değil. Çok fazla vuran bir hero. Ama bunun dışında öyle şey kasamadı mı yalan bir hero'sunuz yani. Çünkü yapabileceğiniz bir şey yok. Dediğim gibi stun yok, slow yok. Kaçamıyorsunuz, yakalayamıyorsunuz. İşlevselliği çok çok düşük olan bir hero. Genelde benim oynamadığım ve tavsiye etmediğim tarzı hero'lar bunlar. Yani işlevselliği olmayan. Çünkü bazen gank yiyorsunuz sürekli. Bazen başka bir şey oluyor. Geride kalıyorsunuz falan. Çok etkili olamıyorsunuz. O yüzden 0-10 bile gitseniz işlevsellik açısından hani İyi sonuçlar çıkarabilecek hero'lar almalısınız. Bakalım yine. Şu kırmızıyı mı alsak önce ne yapsak? Yardım eder mi acaba bana? Bana yardım eder mi bilmiyorum ama ben burada tek başıma alacağım en azından bunu. Kırmızıyla başlamanızı tavsiye ediyorum. Ben genelde başlamıyordum. O bizim rakibi bastılar şeydi. Oraya bir sinyal götürelim. Kill vermeden kurtarabilir mi acaba bizim takım? Ben de buradan oraya doğru hızlı hızlı gideceğim. Bizim takım kill'i verdi. Buradan şu grubu itip döneceğim. Ben 2 level oldum. Burada bakalım bu adam olabilir miyiz emin değilim ama. Burada hız sayesinde kaçabildik. Vurabildiğim kadar vurmaya çalışacağım. Kill çıkarabilir miyiz? Çok emin değilim. Aldım sanırım bunu. Bunu da zorlayacağım. Bunu da alacağız. Çok güzel oldu. Efsane bir başlangıç oldu. 3 kill var. İkisi bende. Double kill aldık. Bir de asist çıktı oradan. Kırmızının çok büyük bir yararı oldu gördüğünüz üzere. Rakipleri çok iyi slowlayabildik. Kime niyet, kime kısmetti bu adamı kesmeye geldik. Bu adam dışında herkes öldü. Şu ilk skillimin hala olayını bilmiyorum. Bir ara onu bir kontrol edeceğim. Ne işe yarıyor, ne işe yaramıyor falan diye. Şuradan ben bir base'e gideyim döneyim ya. Ya da dönmesem mi? Dönmeyeyim boşver. Burada adam benim üzerime gelir mi?
Şimdi dönme vakti olabilir. Şu grubu da alacağım. Ondan sonra döneceğim. Bu arada ölmem inşallah. Oyuncuya, hero'ya alışamadığım için ultiyi kullanmakta çok geç kalıyorum. Benim fark edebildiğim en büyük hata bu. Nereye atacağım? Çünkü yanlış bir adımda adamın üzerine doğru zıplayabilirsiniz. Kaçma şansınızı sıfıra düşürürsünüz. Şu an birebir değişim oldu tapta ama bizimkiler kaçtığına göre herhalde çok da iyi gitmemiş orası. Bir kill daha çıktı oradan. 5'e 2 şu an oyun. Bence gayet iyi. Ben biraz base'e gittiğim için biraz geri kaldık. Bu adamda birazcık şey önemli, atış tutturma şeyiniz. Sonuna kadar şey yaparsanız sanırım daha fazla vuruyor ve tutturma şansınız yükseliyor. İlk başlarda daha az vuruyor galiba ve şeyi düşüyor, tutturma olayı. Şimdi mid'e gidiyorum ben, alttaki adamımızı tek bıraktık. Buradan mid'den de bir kule almaya çalışalım. Sonuç çıkar mı emin değilim ama. Zorlayacağım ben buradan. Bir gank yemezsek. Bunu aldık bari. Bir tane kill çıktı oradan. Orada benim yapabileceğim bir şey yoktu. Adam bayağı can şey yapıyor. Buradan da çok fazla yapabilecek bir şey yoktu. Biraz korkuttu beni bu. Şöyle duracağım ben, oradan bir tane daha skill kesin deneyecek adam ama beni tutar mı ondan emin değilim. Şöyle bakalım, aynen. Base'e atabildik kendimize. 3-0-1 gidiyorum. Ben kendi açımdan iyiyim. Takım açısından pek iyi gitmiyoruz. Kırmızıyı alacağım eğer maymun adam gitmez oraya ama yolu orada gibi. Bana bırakacağını pek düşünmüyorum. Direkt koştu oraya zaten almak için. Ben bota gideceğim. Bu adamı pek alabileceğimi düşünmüyorum. Pek değil zaten, kesin alamam yani tek başıma. Ama maksat böyle işte. İki uzaktan vurmak. Şu an damage'im gayet güzel. İleride çok daha fazla vuracağım ama ileride kaçma şansı falan tek yeme olayım da çok fazla şey olacak. Şunu almak istiyorum. Buradan da bir grup çıkartıp ortada çok büyük olay var aslında. Ben bir oraya gideyim oraya. Koşturmamda da 9 saniye var. Bizim takım maymun adam öldü. Biz bir kişiyi çıkardık. Ben orada bir kişiyi çıkardım. Ben burada Rampage aldım ama tutturamadım onu ya, çok ucundan kaçtı. Bir kill daha aldık oradan. Çok güzel gidiyoruz. Şuradan şu jungle'ı kesesim var. Ondan sonra da dönebilirim base'e. Gerçi gördüğüm kadarıyla şunu da kesebilirim. Bu da hazır yakın ve savunmasız duruyor. Kimsenin de buraya gank atacağını düşünmüyorum. Şuradan base'e dönelim. 18 skor, 5-0-1'im ben. Parada 4100'üm şu anda, oyundaki en şeyim. Kırmızı çıktı, maymun adam yakınlarda değil. Ben kırmızıya koşacağım. Eğer yine kırmızıyı almak peşine koşmazsa orada bir kapışmanın derdine düşecek muhtemelen. Ben bunu alacağım. O sırada botu korumanın şeyinde olacağım. Ortadan bayağı zorluyorlar. Bizim adam oraya doğru gidiyor. Yani şey, bottaki adam. Ben bunu alıp hemen oraya gideceğim.
Orası bayağı karışacak şimdi, tersten giriyor çünkü şey. Aynen. Şu an kapattı orayı. Biz 3 kill verdik, 2 kill aldık. Yani biraz korkuyor muyum? Korkuyorum çünkü kendime bu hero'da çok güvenmiyorum. Yani kastığım diğer ADC'lerde falan iyiyim ama bunda emin değilim açıkçası ya. Yani 10-0 bile olsam çat diye ölebilirim. Çok güzel. Bunu da alabiliriz aslında. Bu kötü oldu. Tam adamın çıkması biraz beni korkuttu. Alanınızı korumanız çok önemli çünkü tekleyebilir adam size. Hani yani ne gereği var da sen olmuşum 5-0-2 orada 3 kişi 4 kişi kill bende kalmasın ne olacak? Bizim adam orada öldü. İkisinin arasından kaçırdım çok kötü. Onu da mı ben aldım bilmiyorum ama. Midde adamı keseceğiz ama ben kesebileceğimizi pek sanmıyorum. Adam bu çok hızlı koşuyor da can yenileyebiliyor. 15-13. 6-0-2'yim ben. Sanıyorum orada kill bende kaldı. Yeni bir grup geliyor. Kırmızıya ben koşacağım. Adam ya bizim mavi adam maviye gidiyor. Kırmızı veli nimet arkadaşlar. Özellikle ADC gibi bir adamsanız ve kaçma şeyiniz kesin yoksa hani benim gibi mesela hani çok fazla yok yani. Ben ultiye çok güvenmiyorum. Doğrudan lazım olan bir şey yani bana sorarsanız. Burada bunu da aldık. 8-0-3 gidiyoruz. Elimde kırmızı var. Ben burada geri çekileceğim artık. 8-0-3'üm. Yani şu an gerçekten iyi gidiyoruz ama dediğim gibi hani ben öyle çok şey değilim. Kendime güvenemiyorum. Araya girip 3 kişi çıkartırım falan diyemiyorum. Damage'ıma güveniyorum ama hani öldükten sonra isterseniz damage'ınız 100 milyon olsun yani. Öldükten sonra vuramıyorsunuz. Bu biraz alıştırma bölümü oldu. O yüzden çok zevkli olmadı belki. Yani bu adam da kaçabiliyor. O da çok kötü. Onu da oynamak istiyorum açıkçası. Kırmızı var, ben kırmızının peşindeyim. Bana bırakırlar mı emin değilim. Bana bırakmadı. Okey, çok güzel. Ben buradan midden gideceğim. Bizim adam tapa gidiyor. Şey yani rakip tapa gidiyor. O yüzden orada tapı zorlarken biz mid'e alacağız. Hatta o tapı zorlarken ben çok kötü oldum orada ya. Kuleyi bayağı tankladım. Ama tabii ben orada onu oyalarken bizim iki kule almamız o da güzel oldu. Ama değdi mi? Açıkçası ben çok değdiğini düşünmüyorum. İşte kötü ben oynadım burada. Ultiyle falan bayağı mahvedebilirdim ya. İkinci skillimle çok iyi uzaktan kesebilirdim. Gittim yakından denedim falan. Şöyle ortaya bakalım ne oluyor.
Stunlandı, mutanlandı. Şimdi kaçacak, ultisini attı adam. Deli gibi can dolduruyor. Bizimkiler öldü. Kaçmaları lazım şu seviyede. Çünkü damage vuran adam kalmadı orada. O da ölecek muhtemelen. Bari öbürünün girmemesi lazım. O da öldü. Burada biraz daha safe kalmak lazım. Kuleyi aldılar. Şimdi şeye doğru gidiyorlar galiba. Oraya bir sinyal vermek lazım. Ben kırmızıyı alacağım önce. Burada kırmızı çok şey olabilir. Baronu almıyorlar gibi düşünüyorum. Yani aldılar. Küçüğü aldılar ama büyüğü değil. Yani çok büyük sıkıntı değil. 14 level olacağım ben bunu kestikten sonra. Birini jungle'da şurada burada yakalamamız lazım. Yakalarsak güzel olacak. Yani. Biz bayağı bayağı öldük burada. O adam kurtarır mı paçayı bilmiyorum. Bizim jungle helal olsun yani jungle'a. Adam 3-7-10 ve şu an AFK. Muhtemelen kaybedeceğiz arkadaşlar oyunu. Ben pek umutlu değilim. Kendimden de zaten çok umutlu değildim. Ama takımın bana birazcık yardımcı olması lazım. 9-2-7 oynadım yani daha ne yapmanı. Gidip herkesi kesemiyorum belki ama. Bak bak gitti 1 ve 5 adamlara girdi. Ah, benim adamla bir bakıma böyle işte arkadaşlar. Böyle giriyorsunuz. Eğer kasamadıysanız hiçbir etkinliğiniz yok. Tıpkı maymun adam gibi. Hani girdin ne yaptın? Kesebilir mi kimseyi? Yok. Stunlayabildin mi? Yani. Tamam stun'ı var belki ama. Üzücü bir oyundu. Gold 1'e düştüm yani gördüğünüz üzere. Neyse yapacak bir şey yok. Bir son şeylere bakalım. KDA ve diğer şey neyse artık onda bayağı fullemişiz. Burada da bir şey düştü. MVP ben olmuşum. Şöyle koyayım bunu da bakalım. 16 puanım var. Karşıda 11-4 ve 10-0-7 var. Yani bir deneme oldu benim için de. Açıkçası çok üzülmedim. Bir dahaki oyuna bakarız. Biraz daha belki elim alışmış olur. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.